Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyunculuk özel yetenek sınavlarına hazırlanan adaylar için faydalı olduğunu düşündüğüm bir video hazırladım. Bu videoda can alıcı bir konuya değinmek istedim. Tirat seçimi. Şüphesiz oyunculuk özel yetenek sınavlarına hazırlanırken en zorlayıcı konulardan biri de tirat seçimidir. Çünkü tirat seçimi ciddi anlamda incelik ister. Ve çoğu kez iyi bir yönlendirici olmadan adaylar Yanlış tiratlar seçip kendi performanslarını, kendi oyunculuk malzemelerini güçlü bir şekilde yansıtamazlar. Öncelikle tirat seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Oradan başlayayım. Kendi kişilik yapınızı, oyunculuk malzemenizi iyi bilmeniz gerekiyor. Hani komediye mi daha çok yatkınsınız, drama mı daha çok yatkınsınız? Duygu dışavurumlarınız mı güçlü yoksa tepkilerinizi komik bir şekilde de ifade edebilecek kadar komedi yeteneğiniz var mı? Bunları iyi bilmeniz lazım. Ya bunun yanı sıra sesinizin sınırlarını iyi bilmeniz lazım. İyi şarkı söyleyebiliyor musunuz mesela? Çünkü bazı tiratlarda ufak bölümlere şarkılar eklenerek tiratlar daha da renkli hale getirilebilir. Mesela bedensel yatkınlığınız ne durumda? Bedeninizi elastik bir biçimde kullanabiliyor musunuz? Hani misal bazı tiratlar olur. Zaten biraz sonra da konuda değineceğim. Bu tiratlarda ciddi anlamda iyi parandebe takla atması gerekebilir adayın ya da akrobatik bir takım hareketler yapması gerekebilir. Ve bu da çoğunlukla dikkat çekici ve güzel bir etki bırakır. O yüzden tirat seçerken kendi malzemenizi, kendi oyunculuk malzemenizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra tirada çalışırken oyunu ve yazarı hatmetmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yazarın sadece çalıştığınız tiradın olduğu oyununu okumanız yeterli olmayabilir. Yazarın diğer eserlerini de okumanız lazım. Oyunun yazıldığı dönemi iyi bilmeniz lazım. Oynayacağınız karakterin özelliklerini iyi bilmeniz lazım ki kendi karakterinizle onun karakterini aynı potada eritebilirsiniz. Bu açıdan çok önemli. Aynı zamanda oyunun geçtiği çağı da iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Misal Hamlet oynuyoruz, misal Treblev oynuyoruz Martı'dan ya da örnek veriyorum Arthur Miller'ın Cadı Kazanı'ndan Praktır'ı oynuyoruz. Bu tarz monologların Oynadığımız karakterin yaşadığı çağı iyi bilmek lazım. Bu da daha sonradan videolarımda değineceğim coşku belleği kavramına dayanıyor. Bir oyuncu adayının coşku belleğini beslemesi gerekiyor. Şimdi geçelim tirat seçimlerimizdeki bazı güzel ayrıntılara. Tirat sahnelerken hepsinin belli bir yapısı vardır arkadaşlar. Yapıdan kastım kimi tiratlar daha hareketlidir. Daha yoğun bir fiziksel eyleme dayalıdır. Kimi tiradlar daha durağandır. Daha oturduğunuz yerden ya da ayakta bir noktaya sabitlenerek oynamanızı gerektirir. Keza komedi parçalarında da bu durum farklılaşır kendi içinde. İşte durum komedisi vardır. Hareket komedisi vardır. Bu atlamalar, zıplamalar, takla atmalar diye bahsettiğim bir de açık biçim anlatı vardır. Şimdi bu saydığım unsurlardan hareketle İki tane dramda, üç tane komedide olmak üzere reji konsept dahilinde tiradları ben beş sınıfa ayırdım arkadaşlar. Dramda dinamik mizansen yapısına dayalı ve statik mizansen yapısına dayalı iki tür seçenek görüyorum tiradlarda. Komedide de az önce saydığım gibi durum komedisi, hareket komedisi ve açık biçim anlatıya dayalı komedi diye adlandırdığım üç tirad var. Tabii... Hareket komedisi, durum komedisi gibi kavramlar ansiklopedik kavramlar. Hani bunları ben uydurmadım. Açık biçimde keza öyle. Ansiklopedik bir kavram yine tiyatro tarihi eserlerinde geçer. Benim burada yapmak istediğim 15-16 yıldır bu işin içindeyim. Hem öğrenci olarak, hem oyuncu olarak, hem de eğitmen olarak birçok farklı tiyatro oynama imkanım oldu. Bundan dolayı da bu saydığım 5 farklı yapıyı uyguluyorum çoğunlukla. Bazen tek başına uyguluyorum. Bazen biraz ondan biraz ondan uyguluyorum. O zaman konumuza geçelim arkadaşlar. Birinci yapımızdan başlayalım. Dinamik mizansen yapısına dayalı tiradlar. Dinamik mizansen yapısından kastım nedir? Sahne üzerinde karakterimizin çoğunlukla bir hareketli eylemde bulunduğu tirad yapısıdır arkadaşlar. Nasıl örnek vereyim? Mesela Macbeth'in hançer tiradı arkadaşlar linklerde birçoğunu paylaşacağım bugün bahsettiğim tiradların ve fazlasını da paylaşacağım. Macbeth'in hançer tiradı da Macbeth oturduğu yerden o tirada oynamaz. Ne yapar? Sahneye girer, hançeri görür, hançeri hareketlenir, hançer kaçar. Hayali bir hançerdir bu. Sonra tekrar hançeri hareketlenir tekrar tutmak için hançer bir daha kaçar. Sonra isterseniz burada hançeri sürekli gezdirebileceğiniz bir reji tasarımı yapabilirsiniz. Bu şekilde Macbeth önce hançeri kovalar, sonra hançerden kaçar, sonra hançeri yakalar ve bu da sahnede bir hareket bütününe, bir mizansen bütününün oluşmasına katkıda bulunur. Bu şekilde de siz bir eyleme geçersiniz. işte hançeri yakalamak, hançerden kaçmak, hançeri almak ve Duncan'ı öldürmeye gitmek. Bu eylemleri doğru şekilde uyguladığınız takdirde duygu kendiliğinden gelir burada. Yani duyguya gireyim, motivasyona gireyim diye gereksiz yere kasılmanıza gerek yok. Bugünkü içerikte birçok kez dinleyeceğim. Doğru eylem duyguyu getirir arkadaşlar. Bunun dışında kız adaylarımız için de Lady Macbeth'i öneririm. Lady Macbeth de oturduğu yerden bir şey yapmıyor sonuçta. Ne yapıyor? Bir kan lekesi var elinde. Oyun boyunca o lekeyi çıkarmaya uğraşıyor. Durumu şöyle ele alalım hani oturarak oynanılmaz mı bu tirat? Tabii ki oynanır ama karakterimiz bir histeri nöbeti geçiriyor arkadaşlar. Histeri nöbeti geçiren bir kişi e, hayali bir kan lekesi görünen kişi yani şizofrenik psikoza doğru giden bir kişi oturduğu yerde öyle iki saat cımbızla e, kıymık çekiyor gibi bir eylemde bulunmaz. Kendini belki yerlere atar ellerini başka yerlere sürer. Efendime söyleyeyim e, o kriz gereği koltuktan yere düşer, belki koltukla beraber düşer, belki oturduğu sandalyeyi tekmeler, yerleri yumruklar. O yüzden Lady Macbeth'i çalışanlar için önerim kan lekesini çıkarmakla uğraşmak yerine o kan lekesi mevzuyla başlayıp farklı eylemler denemeleri. Tabii ki burada şöyle bir risk var arkadaşlar. E, eylemle hareketin arasındaki farkı söyleyeyim, göstererek söyleyeyim. Şu bir hareket şu bir eylem. Yani aynı hareketi eyleme çevirdim. Neden? Nasıl çevirdim? Altına bir neden koydum. Neden elimi kaldırıyorum? El sallamak için. Neden elimi kaldırıyorum? Buradayım demek için. Kendimi belli etmek için. Eylem de budur arkadaşlar. Yani sahnede e, dinamik bir yapı oluşturacağız diye hareket yığınıyla bezenmiş bir reji tasarımı lütfen yapmayın. Yine önereceğim bir tirat daha var erkek adaylara. Nemrut, Gülşah Banda'nın Nemrut oyunundan az bilinen bir oyundur. Sevgili Gülşah Banda'ya ulaşarak oyunu edinebilirsiniz. Nemrut tiradı da bu saydığım dinamik unsurları içinde barındıran bir tirattır. Dışarıdan kendi odasına girer, etrafa bakınır, Topal adlı karakteri arar. Topal'ın çünkü onu öldüreceğinden ve hanedanlığını yıkacağından şüphe ediyordur. Ve bu esnada sahnede bazen kılıçlarla etrafı parçalar, bazen tahtına sarılır, ağlar, Bazen tahtının üstüne çıkar ve muhafızları çağırır. Nemrut tiradı da çok elverişli tirattır. Hanım arkadaşlarımıza da aynı şekilde dinamik bir yapıya uygulanabilecek medya tiradını öneriyorum. Şimdi geçelim statik yapıya, statik mizansen yapısına sahip tiratlar. Statik deyince aklınıza duygusuz, duran bir yapı gelmesin arkadaşlar. Çünkü oturduğumuz yerde aslında e, hareket olarak statik bir durumdayız ama yine bir eylemde bulunuyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela ben şu an size bir şey anlatıyorum. Bir eylemde bulunuyorum. Eylemim ne? Anlatmak. Bir şeyler anlattığım için oturduğum yerde jestlerimi kullanıyorum. Bunu yaparken de düşünmüyorum. Sadece eylemime odaklanıyorum. Jestler, mimikler ve anlatım şekli kendiliğinden geliyor. Daha statik durağan mizansen yapısındaki tiratlarda da olabildiğince oturduğumuz yerden ayakta birkaç noktaya odaklanarak oynayabileceğimiz tiratlar oluşturuyor. Bu tiradlara da şöyle örnek vereyim. Amerikan yazının Amerikan tiyatrosunda çok sıkça bulunur. Tennessee Williams'ın Sır Hayvan koleksiyonu, Tom'un annesiyle konuştuğu bir tirad vardır. Burada bulunduğunuz yerde anneyle konuşursunuz. Oturarak başlarsınız, ayağa kalkarsınız ama Macbeth'teki gibi ya da Lady Macbeth'teki gibi yoğun bir fiziksel eylem, sirkülasyonu yoktur. Oturduğunuz yerde anneyle aranızdaki sorunu çözmeye çalışırsınız ya da annenize gününü göstermeye çalışırsınız bir noktaya odaklanarak. Bu şekilde de duygusal dışa vurum kendiliğinden gerçekleşir. Yeter ki bir istek belirleyip bu karakter burada ne yapmak istiyor diyerek eyleme geçmeniz. Mesela Tom'un buradaki isteği ne? Mesela ne istiyor Tom? Annesine gününü göstermek istiyor. Tekrarlayın. Anneme gününü göstermek istiyorum. Anneme gününü göstermek istiyorum. Bir duygu gelecek burada size. Ne duygusu? Öfke duygusu. Sonra başta intirada. Amacınız ne? Anneye gününü göstermek. Eyleminiz ne? Ona sivri sözler söylemek. Ona rencide edici sözler söylemek. Bu esnada duygu kendiliğinden gelecek ve coşkulu bir anlatıma kavuşacaksınız. Tabi böyle şeyleri bir hocanın yönlendirmesi daha doğru hemen antır parantez onu da söyleyeyim. Bunun dışında yine Vanya Dayı'dan Sonya'yı önerebilirim. Vanya Dayı ile konuştuğu sahne. Yine oturarak Vanya Dayı'ya bir şeyler anlatır orada. E, masum masum bir şeyler konuşur. İsteği nedir Sonya'nın burada? Vanya Dayı'yı belki teselli etmek. Vanya Dayı'yı teselli etmeye çalışırsınız. Ama teselli ederken de kendi kendinize bir takım duygusal buhranlar yaşarsınız. İstek kısmına sonraki videolarda da değineceğim. Şimdi e, hanımlara önereceğim bir diğer tirattan bahsedeyim. Bir diğer tiratta Ofelia, Ofelia'yı aslında çok ben sınava girerken önermem ama illa Ofelia'yı kendime çok yakın buluyorum, oynamak istiyorum diye düşünüyorsanız yine Ofelia'da statik yapıdaki tiradlara örnek gösterebileceğim bir monologdur. Dram tiradlarımız şimdilik bu kadar. Açıklama kısmında... Zaten bölümleri ayıracağım. Statik yapıdaki, dinamik yapıdaki farklı farklı tiradları linkler şeklinde paylaşacağım sizlerle. Şimdi geçelim komediye. Komedide olanağımız açıkçası daha fazla. Çünkü üç seçenekten bahsettim. Durum komedisi var, hareket komedisi var ve açık biçim komedi var. Burada daha anlatıf dediğimiz artık çağdaş tiyatroda da kendine çok güçlü bir yer edinmiş forma daha yakın bir tür. Şimdi durum komedisinden başlayalım. Durum komedisi arkadaşlar var olan duruma parça içinde monolog içinde var olan duruma karakterin verdiği aşırı tepki sonucu oluşan komedi türü diyebiliriz. Mesela buna en bariz örnek şimdi hanımlardan başlayayım. Agafya karakteridir. Gogol'ün bir evlenme oyunundaki. Karakterimiz burada ne yapar? Dört tane kısmet çıkmıştır karakterimize. Evde kalmış bir karakterimiz ve bir anda dört tane kısmet çıkınca ne yapacağını şaşırır ve başlar kendi kendine aman ya Rabbim bir iki kişi olsa neyse ama tam dört kişi gel de seç birini. Aşırı bir panik atak halindedir Agafio burada ve bizde komedi duygusunu uyandıracak olan o panik atak halleridir. Burada adayların düştüğü en büyük yanlış yapmacık bir şekilde "Aman ya Rabbim şöyle oldu, böyle oldu." gibi bir tavırla Agafya'yı oynamalarıdır. Olabildiğince e, gerçekten başıma böyle bir olay gelse ve gerçekten çok panik bir halde olsam ne yapardım? Büyüleyici yeri kullanabilirsiniz. Şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. "Eğer bu durumda olsam ne yapardım?" Karakterle ilk yaklaştığınız an bu andır. Bunun dışında da gerçek hayatta absürt Büyük tepkiler verdiğiniz anları düşünün. Çünkü tirat öyle bir tirat ki gerçekten o tiratta korktuğunuz vakit karşı tarafı o dramatik şekilde aksetmez. Komik şekilde akseder. Çünkü korkuyorsunuz, hata yapmaktan korkuyorsunuz ve oradaki replikleri sıralıyorsunuz. Replikler komik ve sempatik olduğu için karşı tarafı da bu komik ve sempatik bir şekilde geçecektir. O yüzden lütfen yapmacık abartılı oynamaktan sakının. Olabildiğince doğal ve sade olun. Akabinde bu sefer de erkekler için öneriyim. Erkekler için yine Gogol'ün müfettişinden Osip'i e öneririm. Osip tiradı bu durum komedisine çok güzel bir örnek teşkil eder. Ve tabii ki Çehov'un kısa oyunlarındaki bütün kadın ve erkek karakterleri şayet okumadıysanız muhakkak okuyun demek istediğimi çok net anlayacaksınız. Durum komedisiyle örtüşen tirat seçimine uygun görüyorum. Gelelim hareket komedisine. Hareket komedisi birazcık daha zorlayıcı, birazcık daha riskli bir türdür arkadaşlar. Çünkü hareket komedisinin hakkını verebilmek için ya akrobasi, jimnastik, bale ve benzeri beden disiplinleriyle uzun süre haşır neşir olmuş olacaksınız ya da bedeninizin doğuştan bu tarz şeylere yatkınlığı olacak arkadaşlar. Nasıl örnek vereyim hareket komedisini belki izleyen arkadaşlardan birinin kafasında bir fikir uyanır. Bu tarz şeylere yatkınlığı vardır diye söylüyorum. Hareket komedisinde arkadaşlar sahne üzerinde durumu oynarken bir yandan da bir takım takla olsun, normal takla olsun, parande olsun, balık takla olsun. Bunun gibi bir takım zorlayıcı akrobatik hareketler geliştiririz. Aynı zamanda sandalyeye pat diye çıkıp sandalyeyle beraber estetik bir şekilde yere düşme. Ha bunlar çalışarak olabilir ama bunlara çalışılacaksa akrobasi ve beden kullanımını çok iyi bilen bir eğitmenle çalışılması doğru olur. Peki buna ilişkin ne tarz tiradlar öneririm? Lancelot Gobbo'yu öneririm arkadaşlar. Lancelot Gobbo da melek şeytan, melek, şeytan. Hani hep bir geçişleri oluyor Lancelot bunun Bu geçişleri bazen takla atarak, bazen paranda atarak, bazen bulunduğunuz yere çok hızlı ve çevik bir şekilde tırmanarak, sen sandalyenin üstüne çıkıp sandalyeyle beraber böyle yere düşerek çok enteresan bir hareket koreografisi eklentisiyle yapabilirsiniz. Aynı şekilde hem kızlara hem erkeklere önerdim. Yine Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunundan Pak karakteri var arkadaşlar. Pak karakteri de ciddi anlamda farklı akrobatik estetik beden kullanımına açık bir oyundur. Bu açıdan pak karakterinde önerim arkadaşlar. Yine erkekler için önereceğim. Molière'in oyununu okuyanlar Skape'nin hikayesini gayet iyi bir şekilde bilirler arkadaşlar. Çuvalın içinde efendilerini sahnenin ortasına getirir, bırakır ve sanki sahneye birileri giriyor, giriyormuş, çıkıyormuş gibi bir efekt uyandırır, ses taklitleri yapar, farklı farklı e, kılıklara girer ve çuvalın içindeki efendilerini kandırır. Bu esnada bu açık biçim anlatıya ya da durum komedisine de uyumlanabilecek bir tirad olsa da burada yine taklalar atma, farklı akrobatik hareketler yapma, bazen dans figürleri koyarak sergileme şeklinde de yine yapılandırılabilir. Yine Carlo Goldoni oyunlarını okumanızı öneririm. Hareket komedisi çalışmak istiyorsanız, buna yatkınlığınız olduğunu düşünüyorsanız yine yazlık dönüşü olur, kahvehane olur, iki efendinin uşağı olur. Özellikle iki efendinin uşağında Arlekino karakterini erkek adaylar çalışabilir. Arlekino karakteri zaten başlı başına bir kültür. İtalyan halk tiyatrosunu araştırırsanız Arlekino'nun ne kadar güçlü beden kullanımına sahip bir figür olduğunu göreceksiniz. Gelelim açık biçim tiratlarımıza. Açık biçimden kastım arkadaşlar, dördüncü duvarı yıktığımız, seyirciyle temas halinde olduğumuz, göz teması kurduğumuz tiratlar. Burada arkadaşlar direkt jürinin gözlerinin içine odaklanıp tiradı anlatmanız ve tiradı anlatırken farklı ses, farklı beden formlarına girerek aynı zamanda anlatıyı renklendirip kendi oyunculuk malzemenizi, ses ve beden elastikiyetinizi de göstermeniz inanılmaz artı puan katar. Peki hangi tiradları öneririm arkadaşlar? Eğer okumadıysanız Aristofanes'in Eşek Arıları tiradını muhakkak okuyun. Orada Filokleon karakteri vardır, yargıç karakteri. Başlar anlatmaya, yargıçlığın avantajlarından bahseder. Bir de başına gelen olayları, insanlarla girdiği muhabbetleri orada farklı farklı ses renkleriyle Farklı farklı beden formlarıyla anlatma olanağı sunar. Aynı zamanda çok dinamik bir tirattır. İnanılmaz yüksek bir tempoda oynanması gerekir. Yani yüksek tempodan kastım ta, ta 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 değil. Bazen oturduğunuz yerde o coşkuyu seyirciye aktarmanız gerekir ve jüri çok hızlı hareket eden değil. Hem hızlı hareket eden hem yavaş hareket eden. Bu geçişleri çok iyi yapan oyuncu adaylarını okula alır. Bunun dışında hanım kızlara da Lorca'nın sivrisinek tiradını öneriyorum. Yine linklerde paylaşacağım. Sivrisinek de çok güzel açık biçim tirattır. Aynı zamanda hareket komi nüveleri de taşır içinde. Yani hem açık biçim oynayıp hem hareket komiği unsurlarında harmanlayabilirsiniz. Gelir seyirciye gözün içine bakarak başlar konuşmaya. Aynı zamanda başından geçen maceraları anlatır ve tiradın sonunda da Don Cristobita ile Dona Rosita'nın Acıklı Güldürüsü adlı oyunun sunumunu yapar. Hatta şarkı bile söyler. Kız adaylar için müthiştir. Erkek adaylar da oynayabilir. Bunu oynayacak erkek adayın narin, kibarcık bir delikanlı olması daha tatlı bir etki bırakır. Bu arada yine skapenin dolaplarından zerbenet olsun. Zerbeneti de açık biçim bir komedi şeklinde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Önceki saydığım tiradlar kadar zengin bir olanak sunmaz ama yine açık biçim oynanabilecek bir tiraddır. Daha çok tirad var arkadaşlar açıklama kısmında yazacağım. Burada belli başlı tiradlardan bahsediyorum. Çünkü tirat incelemesinden ziyade reji tasarım incelemesi ya da oyunculuk malzemesine göre tirad seçimini burada daha ön planda tuttuğum için... Tiradların çoğunluğunu link kısmına saklıyorum. Bu da bir dipnot olsun. Ve gelelim en önemli kısmı arkadaşlar. Bu süreçte muhakkak bir hoca gözetiminde, hoca yönetiminde çalışmanız sizin için büyük avantaj sağlayacaktır. Çünkü sadece tirat seçimiyle sınırlı kalmıyor bu süreç. Aynı zamanda şiir hazırlamanız, doğaçlamalara çalışmanız, kendi oyunculuk malzemenizi en iyi şekilde ortaya çıkarmanız ve bunun yanında şan, kulak, ses, genel kültür, tiyatro teorisi gibi birçok unsura da vakıf olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendi başına çalışıp kazanan tabii ki oluyor. Çünkü kimi yetenekler oluyor arkadaşlar gerçekten hani böyle onun için oynamak, nefes almak, yemek yemek kadar olağan bir durum oluyor. Kimi insanlar içinse oynamak böyle e, toprağı toprağa eşeleyip o topraktan hazine çıkarmak gibi oluyor. Çünkü bazı insanlarda yetenek daha görünür olurken bazı insanlarda yetenek daha diplerde oluyor ve onun bir mentor, bir hoca eşliğinde dışarı çıkması gerekiyor. Eğer imkanınız varsa bu süreçte bir eğitmenle çalışmanızı öneriyorum. Yaşadığınız şehirde bir eğitmen olabilir, başka bir şehirde eğitmen olabilir. İlla yüz yüze çalışmanız gerekmiyor arkadaşlar. Ben hem eğitmen hem de öğrenci olarak deneyimledim ki online eğitim de gayet etkili olabiliyor. Hocanın iyi anlatması bir yana öğrencinin algıları açıksa ve gerçekten öğrenmeye hevesliyse online bir eğitimde yeterli olabiliyor. Bugünkü içeriğimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bu içeriği faydalı bulduysanız beğenmeden es geçmeyin. Sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz ve merak ettikleriniz için yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Mutlu günler dilerim.